Merhaba. Bugün bir açılış yapmak istedim. Şu an Halloween haftasına girmeden 2 gün öncedeyiz. Onun için annem çok güzel kurabiyeler yaptı. Onun yapılışını kendi kanalında paylaşmak istedim. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Onları bir görün isterseniz. Dediğim gibi annemin yaptığı kurabiyeler böyle gerçekten Halloween'a özel oldu. Aşırı güzel bebişler var. Burada çok tatlı bence. Tam mumyaladık bebişleri. Tam Halloween'a özel oldu yani. Bunları gerçekten yemeye kıyamıyorum. Yani ama birazdan midemde olurlar. Böyle soğuk çayımı da aldım. Bilmeyenleriniz varsa ben soğuk çay hastasıyım. Evet, o zaman şimdi yemeğe geçelim. Ben bunları bebişlere bir tanesini yiyebildim. Çünkü beni çok doyurdular. Ben zaten çok az yiyen bir insanım. Aslında gün içerisinde sık yiyorum, sık acıkıyorum ama az yediğim için acıkıyorum. Çünkü midem biraz küçük sanırım. O yüzden çok yemek yiyemiyorum. Böyle yine durum güncellemesi yaparım. Sürekli bu cümleyi kullanırım ama gerçekten daha ilk vloglarım olduğu için ne söyleyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum. Kusuruma bakmayın. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Arkadaşlar, diğer bir günden hepinize merhaba. Şimdi biz dedemle gidiyorduk. O yüzden seçim yapmam gerekiyordu. Taramam gerekiyordu yani. Şu an taranmamış. Öyle kalktığım gibi duruyor. Ben alışveriş videomda gösterdiğim bunu kullanacağım şimdi. Taramadan önce bunu sıkacağım. Ben bayağı her tarafımı sıkıyorum. Siz tabii uçlarına da sıkabilirsiniz. İsteğinize bağlı bir şey. Kırılmaması için hep şey yapmanız gerek yani. Kuru taramamanız gerek saçlarınıza. Eğer yoksa çok kırılır yani. Çok fazla kırılır saçlarınız. Bu yüzden şey yapmamız gerek. Ben hep toplayıp gidiyordum normalde. Bugün açık gitmeyi planlıyorum çünkü canım aynı istedi diyelim. Yani tipim o kadar da iyi değil ama idare eder çünkü ani gelişen bir şey oldu. Ani geliştiği için şöyle yapıyorum. Evet. O zaman biz gidelim. Sonra vlog çeker miyim bilmiyorum ama durum ne gösterecek onu da bilmediğim için sonra görüşürüz diyorum o yüzden. Şimdi kapatıyorum video. Bir günden hepinize günaydın arkadaşlar. Aslında günaydın değil. Ben yanlış söyledim. Tünaydın demeliydim. Çünkü saat 2:30'a geliyor. Biz kahvaltıyı geç yaptığımız için öğlen yemeğini şimdi yiyeceğiz. Ve menüde çökertme kebabı var. Benim en sevdiğim yemeklerden biridir ve annem onu yapıyor şu anda. Size de onu yerken gösteririm tabii ki de. Böyle bir açılış yapmak istedim. Yine dünkü gibi dedim pardon. Arkadaşlar ben dün bu arada ders çalışma günlüğüme vlog çekmişim dedemgilde. Sizi unutmuşum. Ayrı bir vlog çektiğim için. İkisi de birbirine karıştı diyebilirim. O yüzden unutmuşum yani karışık bir şeyler oldu. Orayı çekemedim yani o yüzden ama ders çalışma günlüğüme şuradan giderek ya da buradan tam bilmiyorum. Giderek onu da oradan izleyebilirsiniz.
Arkadaşlar şimdi ben burada dosya falan gönderiyorum hafıza kartına. Video falan editlemesi yapacağım. İşte yine yorucu bir gün tabii ki de. Hiç şaşırmadım. O zaman ben bu video işlemini falan halledeyim. Ondan sonra da biraz ders çalışacağım. Bu şekilde akşam ne yaptığımı zaten anlatırım. Umarım Ekim ayı da bir an önce biter. Çünkü pek sevmedim bu ayı. Geldim. Bir tane kakao kek yiyeceğim. Bir dilim yani. Daha fazla yiyemem zaten çünkü çok doldum. Bir de kendime yeşil çay yaptım. Gerçekten yeşil çayı sevmeye başladım. Güzel gelmeye başladı. O yüzden o zaman bana afiyet olsun diyorum. Arkadaşlar gece yatmadan önce kitap okumak istedim. Ben Bedeli'nin hatıra defterine başladım. Bu yani herkes tarafından çok övülen, beğenilen bir kitaptı. O yüzden benim de ilgimi çektiği için okumaya başladım bunu daha yeni. Birkaç sayfasını okudum. Ama beğenirsem tabii ki size de öneririm. Düşüncelerimi sizinle de paylaşırım. O zaman ben okumaya geçiyorum. Bu da okuma lambam. Bu şekilde. O zaman yarın görüşürüz diyorum. Ben kitap okuduktan sonra yatmaya gideceğim.
Arkadaşlar, saçıma ve tipime bakmayın. Böyle bir anda kameraya çıktım. Çünkü temizlik yapmıştık sabah. Sonra işte ben banyo yapacaktım ve önce cilt bakımı uygulamak istedim. Ben bunu kullanacağım şimdi. Birkaç gündür kullanıyorum zaten. İyi, güzel görünüyor. Yani iyi geldi bana açıkçası. Yağlı ciltler için. Bu güzel bir peeling yani. Evet. Şimdi ben sürdüm yüzüme. Yıkayıp geliyorum o zaman. Ben şimdi yüzümü yıkadım. Banyoya gireceğim. Banyodan sonra görüşürüz. Arkadaşlar, dün çekemedim. Çünkü vaktim olmadı pek fazla. Bu yüzden şu an çekiyorum. Ben tabii ki de banyo yaptım. Saçım hala banyo yapılmamış gibi gözüküyor olabilir. Çünkü çok fazla yağ sürmüştüm saçıma. Besleyici yağ falan sürmüştüm. Bu yüzden de yağlı gözüküyor. İki kere yıkamaya da üşendim. O yüzden. Şimdi de az önce çay demleyecektim. Elim yanlışlıkla sıcak suyun altına tuttum. Belki kamerada pek görmüyorum. Bir soğuk su tuttum. Ama gerçekten şu an elimin üstü felaketli yanıyor. Bayağı sıcak kaynar bir suydu çünkü. Böyle. Yine zaten durum güncellemesi yaparım size. O yüzden şimdi kapatıyorum. Biz şimdi yemek yiyeceğiz. Börek yapıldı. Ama ne yapıldığını gerçekten bilmiyorum. Neli yapıldığını ve en büyük korkum patatesli çıkması. Dın 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 dın. Gerçekten bilmiyorum neli olduğunu ama patatesli kokuyor. Umarım öyle değildir. Arkadaşlar, şimdi bir tane sizin için yeni bir seri başlattım. Onun videosunu çektim. Onun videosunda yaptığım şeyleri de şu an yiyeceğim. Gamze Mutfak'ta serisi çektim yani. Onu da ne zaman yayınlarım tam belli değil. Tarihini de ayarlamadım. Onu ayarlayınca da yayına koyarım zaten. Umarım beğenirsiniz. Şimdi ben onu yemeye geçiyorum. Efsane olmuş tadı. Ben bir de bunu acı aç yaptım. Çok açtım. O zaman ben yemeği yedikten sonra görüşürüz. Çünkü çok açım. Daha fazla konuşamayacağım. Arkadaşlar, ben yine şimdi yüzümü yıkadım. Geldim. Bunu bayağı bir haftadır kullanıyorum. Gerçekten işe yaradığını söyleyebilirim. Bu yüzden size gönül rahatlığıyla öneriyorum. Bunu siz kendi cilt tipinize uygun olanı alabilirsiniz. Bu benim cildime, yağlı ciltlere uygun bir jel. Onun farklı ciltlere uygun olanını kendinize alabilirsiniz. Benim şimdi yüzüm kurudu, yüzümü yıkadığım için. O yüzden şu nemlendiriciyi kullanacağım. Bu da L'Oreal Paris'in. Zaten çoğunuz, herkes de görmüşsünüzdür. Nem terapisi. Aloe vera'lı olması falan da çok iyi. Ben bunu bayağı bir yıldır kullanıyorum. Bayağı seviyorum yani. Yani her zaman kullanmıyorum ama kullanmam gerek tabii ki de çünkü cildim yıkadıktan sonra çok kuruyor.
Bu yüzden aslında kullanmam gerekiyor. Yani ama yine de görmeyenleriniz varsa zaten cilt bakım rutinimde de bunu önermiştim. Bunu kullanabilirsiniz. Böyle içine emiyor cilt. Bir de burada bu var. Bu da Flormer'in bir dudak balmı. Ben bunu çok önceden almıştım. Hala kullanıyorum. Bir süre olduğu için bitmedi. Yani bir tane dudak balmım yok, bir sürü. Alıcım bunu da ama çok güzel bu. Bunu yiyesiniz falan geliyor. Canınız yemek istiyor falan. Bu da çilekli. Yani milkshake dondurma tadında. Bunu da beğenerek kullanıyorum gerçekten. Çok güzel. Bunları diyeyim dedim. Evet arkadaşlar şimdi ben de şöyle göstereyim. Çikolatalı kek yiyorum. Normal sıradan çikolatalı kek. Soğuk çay evde kalmadığı için sıcak çaya kaldım maalesef. Ben çayı falan her şeyi şekersiz seven bir insanım bu arada. Böyle. Bu arada Biden'in onun defterini yarıladım sayılır yani. Ama pek beğenmedim yani. Şöyle beğenemedim. Hani garip garip olaylar var aslında. Spoiler da vermek istemiyorum size. Yani mesela ilk hikayede tamam Biden'in hatıra defterini anlatıyordu böyle. Tarihler vardı falan. Tamam onun deli olduğunu anlıyordunuz okuduğunuzda ama ikinci hikaye farklı bir karaktere geçiyor. Burun diye. Ya bir tane adam var. Bir uyanıyor burunsuz. Sürekli burnunu arıyor falan. Hani ben bunu ne yapayım yani? Ben bunu cidden ne yapayım ya? Gerçekten güzel olabileceğini düşünmüştüm ama ben pek beğenemedim yani. Hani bazı kitapların edebi değeri olmaz ama edebi değeri olmadan da iyi şeyler olabilir. Hani buna edebi değeri yok diyeceğim. Yanlış anlaşılacak. Bu benim fikrim. Hani garip yani edebi değeri olmayan güzel kitaplar da olabilir. Macera olur, şey olur. Ama bu beni yani hani okutuyor mu okutuyor. Sıkıcı değil ama size pek bir şey katar mı onu bilemiyorum yani daha. İkinci hikayede. Bu şekilde yani. Arkadaşlar ben az önce yoga yaptım. Bu da yoga hareketleri. Gördüğünüz gibi tamamını yapmadım ama işaretli olanları yapıyorum şimdilik. Bu omurga eğriliği için falan hani dik durmak için ya da kemiğinizin dik durması için bir tedavi aslında kardeşime vermişti doktor. Zaten gördüğünüz gibi bel egzersizleri yazıyor. Yani belimizin falan dik durması için. Kemiğinin doğrulması için falan. Ben de yapıyorum. Doktora gitmedim ama bu yoga hareketlerini yapmak işe yarar diye düşünüyorum. Hani benim de belimin çok dümdüz olduğu söylenemez. O yüzden bunları yaptım. 15 dakika sürdü. Şimdi saat de 12.30'a geliyor. Ben o zaman yatayım. Bugünlük vlogun kapanışında böyle yapalım o zaman. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.